Günaydın diyorum, kucak dolusu günaydın diyorum. Merhaba hayatta yeni bir güne. Şükür hep beraber uyandık. Derdimiz var, tasamız var ama derdi veren Rabbim dermanı da verir diyorum. Ekmek hepimiz severiz sabah kahvaltısında. Şimdi de sabah televizyonu açtınız, kahvaltı hazırlıyorsunuz. Mesela böyle sıcacık mis gibi bir ekmek olsa, zeytin ezmeli olsa, çikolatalı olsa, ne bileyim biberiyeli baharatlı olsa, o hani güzel fırınlarda yapılan o mis gibi kokan ekmeklerden olsa, o ekmekler de fiyat olarak biraz pahalı normal ekmeğin dışında. İşte biz onu evde bulunan malzemelerle kolayca yapabiliriz. Nasıl yapıyorum? Hemen başlayayım tarife. Bir paket kuru maya gerekiyor. Oda sıcaklığında 2 bardak süt ilave ediyorum içine. Ve tabii maya çabuk harekete geçsin diye 1 yemek kaşığı kadar şekerim var. Şekerimi de içine koydum. Çok hafif mayalanmasını bekleyeceğim. Sonrası çok kolay. Merak etmeyin, yaptığınız ekmek kahvaltıya yetişecek. Şimdi burada bulunan malzemelerin içinde herhalde evde bulunmayan belki kuru maya olabilir. O da küçük bir çocuğunuz varsa bakkalda vardır. Koşarak hemen aldırın. Benle beraber bu ekmeği yapın. Mayamı koydum, şekerimi koydum. 2 bardak oda sıcaklığındaki sütümü koydum. Şimdi 1 tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum içine. Tuzumu da koydum. 5 bardak unum var. Ama ondan önce 1 çay bardağı kadar da sıvı yağım var. Zeytinyağı da koyabilirsiniz. Zeytinyağlı nefis bir ekmek olur. Ve yavaş yavaş unumu ilave ediyorum. Unu her zaman yavaş yavaş ilave edin. Ben 5 bardak un dedim ama unun cinsine göre, bardak ölçünüze göre, ne bileyim ölçüsü biraz fazla kaçıverir. Onun için unu her zaman yavaş yavaş ilave etmekte fayda var. Çok sert bir hamur olmamalı. Ekmek hamuru her zaman ele yapışan yumuşak kıvamda bir hamur olmalı. Şimdi ben hep böyle bir kasenin içinde karıştırmaya başlayıp o maya kokusunu gidermek için bazen ekmek yaparız, biraz maya kokusu olur. O maya kokusundan kurtulmak için aslında iyice yoğurmak lazım. Bütün bu unu toplayacağım. Burada yapmanız gereken en önemli şey hamuru yoğurduktan sonra mayalanana kadar beklemek. Ne bileyim sıcak soba arkası olur, kalorifer yanı olur. Fırınınız ılıktır, fırınınızın içi olur ya da mutfakta herhangi bir sıcak yer olur. Üstünü bir streç filmle ya da ne bileyim temiz bir bezle kapatıp hamurunuzu orada bekletebilirsiniz. Hamurum dinlendi, mayalandı. Mutfağımın sıcak bir yerinde çabucak onu mayalandırdım. Şimdi hemen tezgahımın üstüne alıyorum. Şimdi ben içine zeytin ezmesi süreceğim ama siz krem çikolata vardır, içine krem çikolata sürersiniz. Ne bileyim, haşhaş vardır, içine biraz şeker ve zeytinyağı ile karıştırdığınız haşhaş sürersiniz, haşhaşlı ekmek olur. Tahinin içine biraz şeker koyarsınız, tahin sürersiniz, tahinli ekmek olur. Evde ne varsa. Hatta bu hamurdan 2 tane çıkıyor dedim ya, bir tanesini çikolatalı, bir tanesini tuzlu olarak böyle zeytin ezmeli yapabilirsiniz. Ben bu ekmeğe biberiye çok yakıştırıyorum. Kuru biberiyeniz varsa, hatta bahçede taze biberiyeniz varsa o da çok güzel bir lezzet veriyor. Tamam. Bıçak yardımıyla şöyle ortadan ikiye kesiyorum ki şekli de güzel olsun. Saç örgüsü gibi düşünün.
Ekmeklerim güzelce mayalandı. Tepsi mayasını aldı. Şimdi fırına gidiyorum. Yaklaşık 180 derecede bir 25-30 dakikada nar gibi kızaracak. Hadi fırına. Harika bir hafta sonunda nefis bir ekmek yaptık. Bütün evi o muhteşem koku sardı. Şimdi bakalım ekmek nasıl oldu? Bu mis gibi ekmek de kahvaltı sofrasına gelseniz, ama anne, ama baba, ama evin genç kızı, ama delikanlısını, yemin ediyorum herkesin kalbini tekrardan, ne derler ona, kazanırsınız, keşfedersiniz. Öpücükler, bütün güzel duygularla ve alkışlarla sizi sofrada karşılarlar. Bence harika gözüküyor. Fırına gitmeye üşenenler, evde bulunan malzemelerle siz kendi ekmeğinizi kendiniz yaparsınız. Hem de çok güzel yaparsınız efendim diyorum. Bugünlük benden bu kadar efendim. Harika bir ekmek yaptık. Sözü tekrar Sülütü'ye bırakıyorum. Afiyet olsun, bereket olsun diyorum.